Videomuza Eylül ayı hacamat günleri için gelenleri bekletmeden direkt günleri söyleyeyim. Sonra bazı açıklamalar hacamat üzerine ve kanaldaki videolar üzerine açıklamalar yapmak üzere videomuz devam edecek. Şimdi günleri söyleyeyim arkadaşlar. Tabloda gördüğünüz tabloda mavi renkli günler Hicri ayın 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ve 27. günlerine denk gelen 16'sı, 22'si, 24'ü, 26'sı ve 30'u bu tarihlerde yaptırabilirsiniz. Kırmızı renkli günler ise yani çarşamba, cuma ve cumartesiye denk gelen günler ise mekruh olan günlerdir arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kübra Akman. Bugün de sizlere inşallah güzel bir video ile giriş yapacağız. Bir süredir video çekemedik. Biliyorsunuz köyde yaşadığım için köy hayatının yoğunluğundan dolayı video çekemedim ama çok fazla sorular aldım. Bir kısmına dönebildim, bir kısmına dönemedim. Instagram'dan bana ulaşanlar vardı. Artık danışanlarımın da isteği doğrultusunda ücretli bir şekilde yardımcı olmaya başladım. Mizaç üzerine isteyenlere sadece mizaç üzerine isteyenlere de hem kendi sağlık raporları ya da doktor teşhisleri hem de üzerine kendi söyledikleri rahatsızlık ve fotoğraflardan dillerinden, yüzlerinden ve ellerinden teşhis edilenlerle beraber kür önerileri, işte beslenme tavsiyeleri, yiyeceklerin genel bütün yiyeceklerin mizaç listesi ve tavsiyeler. Hani siz bunu yatış saatinden tutun, sabah kalkınca ilk ne yemeniz gerektiğine dair, gün içerisinde neler yapmanız gerektiğine dair, hangi aktiviteler, atıyorum işte yürüyüş yapmalısın, işte şu kokuyu kullanmalısın gibi tavsiyeler üzerine ücretli bir şekilde danışmanlık yapıyorum inşallah. Danışmak isteyenler Instagram'dan bana mesaj yoluyla ulaşabilirler. Instagram adresim yine aşağıda var. kubraakman.40 şeklinde Instagram adresim var. Ve artık yeni bir duyurumuz. WhatsApp'ta kanal açtım. Bu kanalda da sizlere yani post şeklinde duyurular, bilgiler, bir nevi eğitim gibi uzaktan. Yani online mizaç ve hacamat eğitimlerinin duyuruları. Ama yine iletişim olaraktan Instagram DM'yi kullanıyoruz. Şimdi bir izninle Instagram kanalımızı da yani sayfamızı da takip ederlerse orada da hem yani hikaye kısmında mizaç veya geleneksel tıp dışında hani böyle görseller ve bir şeyler paylaşmak, hayatın içerisinden hikaye kısmında bir şeyler paylaşmak ama Reels kısmında da böyle haftada 2-3 bir Reels düşünüyoruz. Onu da diyelim yani. Çünkü Instagram YouTube'a nazaran daha böyle bir takip edilir bir yerde. Farklı bir platform. Yani daha çok YouTube üzerinden yaptığım için paylaşımlarımı bundan sonra inşallah Instagram ve WhatsApp kanalı üzerinden de ağırlık vereceğim sizlere. Talep doğrultusunda da online üzerine gruplar açılıp eğitimler verilebilir. Bu sizin isteğinize bağlı. Bazı soranlarınız oluyor. İlk zamanlar reddediyordum. Yakın çevremde bazılarına başlamış olsam Yani da şahsi hasta sizlerden de danışanlıkları oldu da oluyor zaten o devam ediyor çok fazla sürekli de. soru vardı. Eğitim verseniz keşke, He. eğitim verseniz keşke diye. Açıkçası artık düşünmeye başladım. Hani hiç yoktan talebi görürsem ona göre düşünebilirim. Çünkü ben de yoğun bir hayat içerisindeyim. Ona göre kendi programımı değiştirebilirim arkadaşlar. Şimdi bizi buna itenlerden biri ne oldu biliyor musun? Yani arkadaşlar şöyle 10G o 10 kişiden 5'i diye ki artık yani yarısı ve belki daha fazlası yani ben para verdim. Yani sizin YouTube'da yayınladığınızdan daha az şey öğrendim diyor. Yani belki bir 10 kişiden fazlası farklı kişilerden eğitim almış, sorularını bana soruyor ve ben cevaplayınca tatmin oluyor. Ya Yani da videodaki bilgiden bile tatmin olmuş. Biz yani size videoda da arkadaşlar burada ilmimizin zekatını paylaşıyoruz. Çünkü ücretsiz bir platform. Hani izlenmelerden para kazanıyoruz ama çok şey bir şey değil. Aylık 500 lira gibi bir para. O çok cüzi bir şey. İlmimizin zekatını burada sizlerle paylaşıyoruz. Yani bizim yani paylaştıklarımızın kat ve katı zaten aldığımız eğitimlerde mevcut. Ama adam bir yerden eğitim almış. 6 bin, 7 bin, 10 bin veren var. Yani Ve yaklaşık tüm paketlere 20 bin veren var. Ama soru sorma serbestiyeti bile yok ki bana soru sorabiliyor. Çünkü ona soru soramıyor. Ve orada cevaplayamadığı birçok şey videolarımızda bu tatmin olmuş cevaplayabildiğini. yani bir Yani videolarla. Instagram'dan bana çok güzel, keza yorumlarda da çok güzel dönüşler var. Size de bu konuda da inşallah faydalı olabilmişimdir. Onun dışında videomuzun da konusu
Eylül ayı hacamat günleri. Şöyle şimdi, bir de... her ay merak edilen, yani her ayın girişinde bu ayın hangi günleri hacamat günüdür diye böyle. Evet. Arkadaşlar şimdi ben mesela şöyle kamerayı şöyle biraz yana alayım. Ben yan tarafıma eşimin hacamat günlerini koyacağım. Ben ona geçmeden önce yanda takvimi görüyorsunuz ama o takvimi açıklayacağız arkadaşlar. Evet. Yani altın günün meselesi nedir? Yani bunu bir anlatabilir misin? Ben mesela bir yani Instagram'da her ayın başı geldiğinde az çok hacamat ve bir şeylerle uğraşan insanlar işte altın günü veya bir günün karşısına 5 tane yıldız, öbür günün karşısında 1 yıldız. Yani bu nedir? Doğru şimdi, mudur ya da? Şöyle, şu an listeyi görüyorlar değil mi yan tarafta? Evet. Koydum. Eylül ayı hacamat günleri. Şimdi diyelim ki biri pazara geliyor. Normalde birinde de yapıyorlar. Hani hicri ayın günlerine dikkat etmeyince sadece gün olarak da o günlerde de yapılabiliyor. Mesela pazar, pazartesi, salı, ikisi, üçü, dokuzu, onu yapılıyor mesela. Yapıyorlar. Çünkü o kadar çok hacamat yapıyorlar ki kişilere 2 dakikada. Şey, 9'u 10'u derken neyi kastediyorsun Eylül orada? Eylül ayının 9'u 10'u. Ha, Eylül ayının 9'u 10'u. He, tamam. He, ikisi, üçü normalde. Yanlış anlaşılmasın. Zaten orada altta yazdık. Yani oradaki yuvarlak yerler ayın 13'üne, hicri ayın 13'üne 27'si arasında denk gelen tek gün. Ama o 3 gün yapılmayan günler haricindeki yerler. Evet. Yani o günler zaten yaptıkları için hicri aya denk gelen günler yıldızlı günler olmuş oluyor. Evet. Şimdi bu hicri aydaki günler neden önemli? Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, hicri ayda o aylarda ay dolunay olduğu için kanın çekim kuvveti vücuttan daha fazla. Zaten toplumumuzda dikkat ederseniz çok fazla, affedersiniz, cinayet olayı, intihar olayları hep ayın bu tek olduğu günler, ortasına denk gelen günler. Medcezir dediğimiz. Medcezir dediğimiz kan fazla olduğu için, beyine kan hışımla gittiği için bu sefer kişilerde ani stres, cinnet geçirme vakaları gözlemleniyor. Genelde kavgalar bugünler çıkar. Mesela evinizde de dikkat edin, karı koca ilişkilerinde bile genelde bugünlerde kavga çıkar. O yüzden o gün hacamat yapılarak da kişi rahatlar. Şey, Medcezir'i anlatmak gerekirse hani bilmeyenler vardır. Arkadaşlar, evet. Ay dolunay vakti olduğunda yani çekim kuvveti o kadar çok ki yani yeryüzündeki suyu, okyanusu dahi yükseltiyor. Okyanusu yükselten ayın o kuvveti sizin vücudunuzdaki kanı mı etkilemeyecek? Etkilediği için zaten sinir, evet, stres veya kavgalı bir dönem oluyor. O yüzden de o günlerde hacamat yapılınca biz de kan çekiyoruz. Yani daha iyi bir kan çekiliyor diyelim. Evet. Daha rahat. Onun dışında çarşamba, cuma ve cumartesi günleri mekruh olduğu için arkadaşlar o günler yapılmıyor. Bunun dışında hani diyelim ki kişi İslamiyet'te alakası yok. Yine hacamat yaptıranlar var. Dünya Sağlık Örgütü de bugün hacamatı kabul etmiş. Büyük bir ihtimal görmüşlerdi. Çok dünyaca ünlü sporcular veya ünlüler, sanatçılar, evet, böyle hacamat kupalarıyla ya da o kan aldırma görüntüleri var. Herkes, evet, görmüştür bir yerlerde. Evet, yani demek istediğim bu sağlıksal da bir etkisi olduğu için o günlerin kişinin vücuduna olumsuz etkileri var. Şöyle de söyleyelim. Mesela ben bir araştırma okumuştum. Yurt dışında yapılan bir araştırma. Cuma günleri içki içilmemesine dair bir araştırmaydı. Yani o gün kişide olumsuz etkiler uyandırdığına dair. Yani cuma günü içki içmeyin diyor sağlığınız için. Şimdi bunu kim diyor? Yurt dışındaki bir araştırma. Allah Allah, Müslümanlıkla alakası yok yani. Ama o gün içmeyin diyor sağlıksal açıdan. Mesela cuma günü hacamat da yapılmıyor. Arkadaşlar size şöyle söyleyelim. Yani İslamiyet'te yani hiçbir şey alelade değil. Yani saçımızın kesildiği gün, evet, belli. Sakalımızın kesildiği gün belli. Mesela, tırnağımızın kesildiği gün, evet, belli. Evlenilecekten tutun da toprağa ekilen tohuma kadar her günün bir şeyi var. Mesela, yani bu sebeplere itibar edin. Mesela çarşamba ve cumartesi günleri kıl alımıyla ilgili de mesela, kadınlarda da erkeklerde de mesela tıraş olmayla ilgili bu günlerin yapılmaması gerektiğine dair bilgiler mevcut. O yüzden bu günler hacamat da yapmamaya gayret edin. Mümkün mertebe çok çok acil durumlar olur da tedavi amaçlı bazen mecbur kalınabiliyor. Mesela kişi bazen fıtıktan kımıldayamayacak hale geliyor. Hı. Yani o durumda güne bazen bakılmıyor ama genel olarak mesela çarşamba hiç yoktan ikindiyi bekleyebilirsiniz. İkindiden sonra perşembeye gün dönümü olduğu için mesela hiç yoktan onu bekleyenler olabiliyor. Yani çok acil durumlarda tedavi öncelik oluyor arkadaşlar. Bir de ben şunu söylemek istiyorum.
Hani daha önceki video hacamat videomuzda da bahsettik. Hacamatı kime yaptırdığınıza, nasıl yaptırdığınıza, sizdeki etkisine de bakın. Oturarak mümkün mertebe hacamatınızı yaptırmayın. Çünkü oturarak... O bir önceki videomuz. Önümüzdeki ilk video, diğer video hacamat, doğru hacamat nasıl yapılır diye bir video çekeceğiz. Evet. Onu inşallah o videoya aktaralım. Bir de eşimle ilgili de şöyle bir bilgi paylaşayım arkadaşlar. Biz eşimle beraber bu bilgileri eşimle beraber aldık. Bu mizaç eğitimini de. Hatta küllerin özellikle fitoterapi ve küller üzerine eşim neredeyse bütün küllerin listesini kendisi hazırladığı için benden bazı noktalarda daha tecrübeli. Bazı noktalarda ben ondan daha tecrübeliyim. Hacamat için özellikle Konya'ya gittim. İkimiz şahsi eğitimler aldım. İkimiz bu konuda birbirimizi tamamlıyoruz. Yani bazen eşim neden konuşuyor arkadan diye düşünülmese. Hani bazı hacamat yapan ya da bu ilimleri bilen hanımların eşleri bu konuyla çok alakalı olmadıkları için eşim de öyleymiş gibi gözüküyor. Ama ikimiz beraber bu eğitimleri aldık arkadaşlar. Erkeklere dair onun daha çok tecrübesi var. Benim de hanımlara dair daha çok tecrübem var diyelim. Yani burada hani konuşurken şöyle söyleyelim. Yani bazı küller, macunlar, sabunlar. Yani bir kimya mühendisinden aldık arkadaşlar. Yani Ankara'da. Evet. Hacamat eğitimimizi Konya'da. Mizaç eğitimimizi yani 5 senedir ve hala devam ediyor. Yani bitmiş bir şey değil yani bizim için. Ve biiznillah şimdi biz de Osmanlıca... Biz 30 yılını aşkın bu ilme vermiş birisinden aldık. Hala da devam ediyor. Ve ilk hedeflerimden biri Uygur tıbbı. Ve biz de sende de bende de Osmanlı Türkçesi var. Okuyabiliyoruz Osmanlıca yani. Osmanlıca Türkçesi var. Yani Uygurca, Uygur'da zaten Osmanlıca yani İslam alfabesiyle yazıldığı için. Yani bir diğer şeyim Uygur tıbbıyla ilgili çevrili çok kitap yok. Evet. Yani Uygurcaya niyetliyim. Nasıl olacak bilmiyorum ama niyetliyim. O konuyu da şöyle özetleyelim. Çok fazla bana kitap önerisi soran var. Kullandığım kitabı soran var. Arkadaşlar kullandığım kitapta baskı hataları var ve ikinci bir baskısı olmadığı için piyasada da en son ben satışı bitti diye hatırlıyorum. Yani online yerden satılmıyor. Online yani satın yerden, alabilecekleri bir site yok. Yok. Kitabı yazarında da zaten PDF'ini kaybettiği için ikinci bir baskı yapamadı diyebilirim. O yüzden öneremiyorum. Piyasada da çok fazla böyle Türkçe eser yok. Daha çok Uygur Türkçesiyle var. Farsça bazı eserlerde var. Arapça var. Türkçe'ye çevirisi çok fazla yok. Daha çok çok eskilerden de Osmanlıca var. Biz ortamda ne varsa işte hocalarımızdan ne kullandılarsa onların öğrendiklerimizi birçok kişiden öğrendiğimizi size aksettirmeye çalışıyoruz. Bazen şunu soran da var. İşte tıp geçmişin yoksa ben seni neden dinleyeyim diye soranlar var. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Tıp geçmişi olan birisinin alternatif tıpa dair eğitimlerini siz YouTube'dan ücretsiz bir şekilde bulursanız buyurun hepimiz istifade edelim. Lakin yani insanlar 8 yıl tıp okuyup üzerine bir de mizaç eğitimi alıp bunu burada ücretsiz bir şekilde size vermezler yani. Bu ilme merak salıp ya da bu ilmin eğitimlerini alan kişiler de şunu dikkatimi çekiyor. Kendileri de aynı benim gibi başta büyük bir sağlık problemi yaşıyorlar. Yani belki bu ilme yönelmeleri için bir sebep oluyor. Belki yönelmedikleri için bir sebep oluyor. Ben kendim de şöyle kısaca anlatayım. Ben çocukluğumda büyük bir rahatsızlık geçirdim. Kansere benzer bir şeydi. Yani kanserden şüphelendikleri için yanlış bir tedavi ile 20 yıldır ceremesini çektim. Ve ben bu alternatif tıp deyin isterseniz Uygur tıbbı deyin. Bu tıp sayesinde vesilesiyle şifa buldum Allah'ın izniyle. Keza çok yakınlarımdan da yanlış doktor teşhisiyle vefat edenler, çok küçük yaşta vefat edenler, hani yaşı büyük ecel bellidir lakin yanlış teşhislerle vefat eden çok insan oldu. Ben en son 6 yıl önce doktorla bir işim olduğunda da yine çözümsüz yani ölürsen biz sorumlu değiliz şeklinde imzalayaraktan beni gönderdiler. Yani bazen onların kayıtsız kaldığı yerde bu alternatif tıp bazen tek umudunuz olabiliyor. Büyük konuşmamak da gerekiyor. Yani, İnşallah hani, sorularınız olursa arkadaşlar sonraki videolarda bunlara dair yeni videolar çekeriz. Bu şekilde bir nevi daha sonraki gelecek videoların fihristi gibi açıkçası soranlar oluyordu yeni video gelmiyor mu diye. Ya uzun süredir video yayınlamıyorduk. Bizi takip edenler için de bir açıklama olmuş oldu. Şimdi anlatacaklarımız bu kadar. Soracak sorularınız olursa yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Özelden de dönüş yapabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.